Evet, merhaba arkadaşlar. Katı cisimlerden devam ediyoruz. Yusuf'un Yeşil Geometri kitabından. Evet, şurada oluşan şekli bu inceleyelim. Bu bir dikdörtgenler prizması. 9, 12, 15 üçgeni. Burası 15 olacakmış. Bakın burası da 8. Peki arkadaşlar, şu şekil bir dikdörtgendir. Yani aslında şöyle çizecek olursak. Bu bir dikdörtgenmiş. Burası uzun kenarı 15, kısa kenarı 8 olan bir dikdörtgen. Bakın şu alanı istiyor bizden. Yani alanların 4 eşit parça ayırıyordu hatırlarsanız. Bizim dikdörtgen videolarımızı da izlediyseniz ve veya işte YÖS kitaplarının çözümünde. 4 A neye eşit? 8 çarpı 15'e. Çünkü kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Buradan A kaç çıkar? 30 çıkar. Benden 2 A istediği için 60. Bakın şu şekle dikkat edin. Şu şekil bir dikdörtgen olmak zorunda. Yani şu açılar 90'ar derece olacakmış. Peki. Devam edelim. Bu da 5, 12, 13 üçgeni. Bakın az önce göstermiştik şu açı 90 derece. 13 çarpı 10 bölü 2. 13 çarpı 10 bölü 2'den kaç çıkar? 65 çıkmalıymış. Peki bu bir silindir sorusu. Silindirin hacmini istiyor. Silindirin hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Peki ilk önce taban alanı için şu R'yi bulalım. Bakın şunun çevresi 12 pi'dir. Bakın bu şekli eğer bir araya getirecek olursanız yüksekliği 10'muş. Bakın şurası da neymiş? 12 pi. Bir çemberin çevresi neydi? 2 pi R 12 pi'ye eşitmiş. Bakın buradan R kaç çıkar? 6 çıkar. Peki taban alanı ne oldu o zaman? Dairenin alanı neydi? Pi çarpı R kareden. Yüksekliğim de 10. Ne yapar? 360 pi yapacakmış diyoruz. Evet. Şimdi burada ise yine alanı istemiş. Alan P, A, B, C, D'yi. A, B, C, D. Yani toplam alanı istemiş. Bir verilenlere bakalım. Yükseklik 24'müş. Burası 24. A, B ile B, C eşitmiş. A, B ile B, C. Yani bunun bir kare olduğunu söylüyor. 14, 14. Peki ben böyle bir şey şekil şuradan yapsam. Bakın şu tabanı bir kare oldu kare ya. Tam şu şekil şuraya gelir. Karenin ağırlık merkezine gelir. E burası 14. Burası 14 ise şu uzunluk ne yapar? 7. Peki şu yüzey yüksekliğimdi hatırlarsanız. 7, 24, 25. Peki şu üçgenin alanına dikkat edin. 25 çarpı 14 bölü 2. Bunun gibi kaç tane var? 1, 2, 3. Bir de arkada var 4 tane. Artı bir de taban alanı var. Tabanı kare olduğu için 14'ün karesi. Peki bunu düzenleyelim. Burası kaç yapar? 50, 100, 700. Burası da 196. Ne yapar? 896 yapacakmış. Ama dediğim gibi her videoda da söylediğim gibi bizim katı cisimler videosunu izlerseniz daha faydalı olur. Bakın hacmini istemiş. Şu şeklin hacmini nasıl bulacağım? Taban alanını çarpı yükseklik bölü 3. Yani ucu sivri ya da işte ne bileyim prizmaların hacmini genel itibariyle bu şekilde bulunur. Yani taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Peki şuradaki orta tabanı görüyor musunuz? Yani burayı 6'ya 12 bölmüşse bunun tamamı da 24 ise burası 12, 12 olur. Taban alanı pi çarpı 6'nın karesi yani dairenin alanı yükseklik 12 bölü 3'ten buradan ne gelir? 216 pi gelir. Ama adam onu istememiş. C, yo, O1 de gayet de onu istemiş. Bir daha bakayım hata yapmış mıyım diye. Pi R kare 36. Tabii bunu buna bölersem, 12 3'e bölersem 4 gelir. 36 pi çarpı 4'ten 144 pi gelir. Evet. Ufak bir işlem hatası yaptım. Peki kürenin şu alanı, yani şu alan 12 pi'miş. Şekildeki o merkezli küredir demiş. Alandan kasta galiba yani kürenin toplam alanından bahsediyor. Kürenin bir alanı yazalım. 4 pi r kare 16 pi. 4'e böldüğüm zaman r kare eşittir 4. Evet r eşittir 2. Yani OB dediğim şey de 2, 2, 2 olacak. Yarıçapım kaçmış? 2'ymiş. Bu şekil bir küptür demiş. AB'yi 4 vermiş. Bakın burası 4, burası 4. Şurası ne yapacak? 4 kök 2. Burası da 4 olacak. Az önce buna benzer yapmıştık hatırlarsanız. Burası 4 kök 2.
Burası 4. Alanı kaç yapacak? 16 kök 2 yapacak dikdörtgenin alanı. Peki kübün alanını vermiş. Kübün alanı nedir arkadaşlar? AA dersem şu yüzeyden 6 tane var. 6 tane A kare 18'e eşitmiş. A kare eşittir 3'müş. A eşittir kök 3'müş. Peki bir kübün hacmi nedir? A küp olması gerekiyordu. Evet de değil mi? Bu da nedir? A kare çarpı A gibi düşünün. 3 kök 3'müş ya da kök 3'ün kübünü alırsanız ne olur? 3 kök 3 yapar. Peki hacim P, C, O üssü D yani şunun hacminin E, F, D, C'ye E, F, C, D'ye yani silindirin hacmine oranı. Peki şöyle yapalım. Burası R. Burası H. Bakın burayı iki eşit parçaya böldüğü zaman burası H. Burası R ise burası 2R. Yani burası da kaç yapar? R yapar. Peki ilk önce şu koninin hacmine bakalım. Koninin hacmi neydi? Taban alanı yani pi, r kare, yükseklik bölü 3'tü. Peki silindirin alanı, hacmi neydi? Pi, r kare yani taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Burada taban alanı çarpı yükseklik. Peki pi, r kare haşlar giderse kaç kalır? 1 bölü 3 olacakmış diyoruz. Peki burada 5, 12, 13 üçgeni var. Nedir böyle bir şeklin hacmi? Taban alanı çarpı yükseklik. Tabanı bir üçgen olduğuna göre 5 çarpı 12 bölü 2 yüksekliğim kaç? 13. Yani buradan kaç gelir? 30 çarpı 13 ne yapar? 390 yapacakmış diyoruz. Peki. Devam edelim. Şekildeki O merkezli bir küredir. Kürenin alanı 4 pi r kare kaça eşitmiş? 144 pi'ye. Önce şunu yapalım. R kare eşittir 72, 36. R'si kaçmış? 6. R'den 6 kastımız şurası 6'ymış. Burası 4'müş. O zaman şuraya 2 kalır. AB'yi 2 buldum. AO'nun tamamı 6. Kaç yapmalıymış? 1 bölü 3 yapmalıymış diyorum. Peki AB O1C'nin alanı yani bu şeklin alanı 81 kök 10 pi'miş. R'si 9'muş. O1C. O1C neymiş? O1C 9. Peki şu herhalde alan demek istemiş. Yoksa V yazardı. Bir alandan çözmeye çalışalım. O1C de 9'muş. Peki bu şeklin alanı nasıl bulurum? Bakın bir küre şeyin, bir koninin alanı nasıl bulunur? Şimdi ben bu koniyi açtığım zaman şöyle bir şekil elde ederim. Şöyle bir şekil elde ederim. Zaten şurası 9 olduğuna göre burasından 81 pi gelir. Bir de yüzey alanı lazım. Bize bu arada neyi soruyor? Büyük çemberin yarıçapını istiyor. Kürenin yarıçapını istiyor. Peki şu 81 kök 10 biraz sıkıntılı bir sayı. Şimdi buranın alanını nasıl bulacağım? Ona bakalım. Ama yüzey alanı demiş. Herhalde şu AY'yi de kastettiği şey yüzey alanı. Ben hani çok bu dile hakim değilim. Hani AY demesi herhalde yüzey alan. Yani yüzey alanından kastı şurası o zaman. Değil mi? Yani A B B O 1 C yani şu şeklin yüzey alanı. Yani şu taban alanı haricinde kalan kısmı soruyor. Peki onu nasıl bulacağım? Şöyle bulacağız gençler. Yani şu yalnızca şu yanal alanı istiyor aslında. Bakın şurasının uzunluğu ne yapar? 2 pi r'den 18 pi. Şuranın uzunluğu. Şuraya da k diyelim. Bununla bunun çarpımının yarısı yani k çarpı 18 pi bölü 2. Daire diliminin alanından hatırlayın. 81 kök 10 pi'di. Peki buradan sadeleştirirsem. Yani k dediğim sayı yani şu uzunluk neye eşitmiş? 9 kök 10'a eşitmiş. Peki aslında bir dik üçgen sorusu gibi düşünebiliriz buradan sonrasını. Yani ben bunun tamamını bulabilirim. Bakın burası 9 kök 10 ise bunun karesinden bunun karesini çıkartırsam yani 9 kök 10'un karesi eşittir. 9 kök 10'un karesi eşittir. Yani şu uzunluğun karesi 9'un karesi artı şuranın tamamını h diyelim. H'ın karesine eşit. Peki buradan ne gelir? 81 çarpı 10, 810 eksi 81,
Yani 81 parantezini alsak 81 çarpı 9 gelir. Bunun karekökü de kaç gelecekmiş? 27. Yani bu şu demektir. Şuranın tamamı 27. Bakın burası R. Burası da R. Şuranın tamamı 27 ise şuraya ne kalır? 27 eksi R kalır. Yani şöyle bir şekilde aynısını oraya çizeyim. Bakın şurası R. Burası 9. Burası da 27 eksi R olacakmış. Yani bir Pisagor da yapabiliriz. İşte 9'lu bildiğim. Mesela 9, 12, 15 üçgeni sağlıyor mu? Sağlıyor. R kaçmış? 15'tir diyebiliriz. Evet. Şu AY yanal alanını biraz algılamakta güçlük çektim ben. Ha, bu test bitti. Devam edelim. Şimdi alan ABC'de, alan ABC'de kaçmış? 7. Yani bir, şu kenarların çarpımı 7'ymiş. GHBA, GHBA'nın alanı kaçmış? 15. HBCF, HBCF, HBCF şuradaki yüzeyin alanı da 12'ymiş. Aslında şunu demek istiyor. Ben buraya A, buraya B, buraya C dersem A çarpı B 7. A çarpı C 12. B çarpı C de kaç olacakmış? 15 olacakmış. Peki buradan hacmini istemiş. Bu şeklin hacmi A çarpı B çarpı C'dir. Hepsini taraf tarafa çarparsam A kare çarpı B kare çarpı C kare 7 çarpı 12 çarpı 15 yapar. Peki her iki tarafın karekökünü alırsam amacıma ulaşmış olurum. Bakın şuradan bir 12, şuradan bir 3 çarpı 5'ten şuradan 36 gelir. 6 kök 35 gibi bir cevap olmalıymış diyorum. Devam. AB'ye 15K diyelim. BC'ye 10K diyelim. HB'ye de 6K diyelim. Bakın hacmi neymiş? Bunların çarpımı 900'müş. Yani 15K çarpı 6K çarpı 10K 900 eşitmiş. Bakın bu zaten 900 yapıyor. K kaçmış? 1. Bizden GH'ı istemiş. Yani şurasıyla şurası eşittir. GH kaç çıkar? 15 çıkmalıymış diyoruz. Evet devam edelim. AB'ye X, AD'ye 2X. Tabanı kare olduğu için bu bir kare olduğu için her biri X olacak. Yani şu uzunlukta X olacak. Alan ABC'de, alan ABC'de yani şununla şunun çarpımı yani 2X kare 64'e eşit. X eşittir ne yapar? 32, 4 kök 2'ymiş. Benden hacmini istemiş. Yani şunun, şunun ve şunun çarpımını 2x çarpı x çarpı x istiyor. 2 tane x kare gördüğüm, yani x gördüğüm yere 4 kök 2 yazarsam 4 kök 2'nin kübü lazım bana. Buradan şöyle yapalım. 2 çarpı 4'ün kübü 64. Kök 2'nin kübü de 2 kök 2 yapar. 64, 128, 256 kök 2 yapmalıymış diyoruz. Peki devam edelim. AB'ye X demiş, BC'ye Y demiş, AE'ye de Z demiş. Bunları şey yapmış. Peki şunların paydalarını bir eşitleyelim. Yani ben buraya Y çarpı Z ile, burayı X çarpı Z ile, burayı da X çarpı Y ile çarparsam. XY artı XZ artı YZ bölü XYZ kaça eşit olmalıymış? 3 bölü 7'ye. Peki hacmi demek XYZ demek yani aslında hacim dediği şey X çarpı Y çarpı Z gördüğüm yere 42 yazacakmışım. Burası 42'ymiş. Buradan burası 18 çıkacak. Yani XY, YZ ve XZ kaça eşit olacakmış? 18'e. Peki 18. Bizden de şunu istiyor, alanını istiyor. Bakın bu XY'den kaç tane var? Paralelinde de var 2 tane. Bakın burası Y ya, Y çarpı Z'den paralelinde de var. Yani şurada da var, şurada da var. Yani hepsini 2 ile çarpıyorum. 36 yapmalıymış diyorum. Peki devam edelim. AC 6 kök 2'ymiş. Bir dik üçgen prizmaymış. AB ile BC eşitmiş. Yani o zaman buralar 6, 6. Yani ikizkenar dik üçgen. CF 10, CF, CF 10. Bize hacmini sormuş. Taban alanı çarpı yükseklik. 6 çarpı 6 çarpı 10 kaç yapar? Tabii taban alanı 6 çarpı 6 değil, bölü 2'si var. O da ne yapıyor? 180 yapıyormuş diyelim. Evet. Dikdörtgenin prizması AB, BC, EB. AB, BC ve EB'nin toplamı. Yani ben buraya X, Y, Z dersem
x artı y artı z kaça eşitmiş? 6 kök 2'ye. GB de ne olacakmış? 5 kök 2. Bizden ne istemiş? Alanını, yani şöyle yapalım. Bakın. Şurası da z dedim ya. Şurası ne yapar? X kare artı y karenin kare kökü. Yani x kare artı y karenin kare kökü. Bunun karesi, bunun karesi bana neyi verecek? 5 kök 2. Yani x kare artı y kare artı z kare aslında 50'ye eşitmiş. 5 kök 2'nin karesine. Peki ben bunun karesini alırsam ne olur? Üçlü bir ifadenin karesi nasıl alınırdı? Birincinin karesi, ikincinin karesi, üçüncünün karesi, 2 çarpı x y artı x z çarpı artı y z eşittir 36, 72. Ben biliyorum ki burası kaç olacak? 50. Bunu karşıya atarsam burası kaç yapacak? 22. Bakın, alanı da az önce de gördüğümüz gibi iki tane bütün kenarların ikişer ikişer ayrıtlarının çarpımıydı diyebiliriz. Evet, devam edelim. ABC bir eşkenar üçgenmiş. O eşkenar üçgense tabanı da eşkenar üçgendir. Dik prizma demiş. AC ile CF eşitmiş. Hacmi, bakın burası x, x, x. Taban alanı ne olacak? Tabii burası x ise burası da x yapacak. Çünkü bu eşkenar üçgen ya. Yani şununla şu eşitse. Taban alanı bir eşkenar üçgenin alanı. X kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik, yani x. Bize kaçı vermeliymiş? 16 kök 3'ü. Bakın buradan bunlar gider. 64, x kaç çıkmalıymış? 4 çıkmalıymış diyoruz. Hacmi x, alanı y, x eşittir y demiş. B, g nedir demiş. Bu bir küpse, bir kenarına a dersek, hacmi a küp, alanı da 6 a kare yapar. Bunlar birbirine eşitse, a eşittir 6 çıkacak. B, g'yi istemiş. Bakın şu uzunluk, şurada bir dik üçgen var. 6, 6, 6 kök 2. Şurası da 6 yapacak. Pisagor yaparsak, 6'nın karesi artı 6 kök 2'nin karesinin kare kökü 6 kök 3 yapar diyorum. Peki devam edelim. Bu küpse 2 2, bakın burası 2 kök 2. Bu da yüzey köşegeni 2 2, 2 kök 2, 2 2, yüzey köşegeni 2 kök 2. Bakın burada bir eşkenar üçgen çıktı. Bir kenarı 2 kök 2 olan eşkenar üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? 4, 8, 2 kök 3 çıkmalıymış diyoruz. Evet. A, B, C, D, E, F, G bir küpmüş ve alanını vermiş. Bakın küpün bir kenarına x dersem burası da x, burası da x yapar. Bakın şu x kök 2, şu aradaki açıda neymiş? 90. X çarpı x kök 2 bölü 2 kök 2'ye eşitmiş. Yani buradan x kare eşittir 2 geliyor. Yani x neymiş? Kök 2. Bize alanını sormuş. 6 tane x kare olacaktı. 6 çarpı 2'den alan kaç çıkar? 12 çıkmalıymış. Bakın hacmini vermiş, yarıçapını vermiş, yüksekliğini bulup sonra alanını bulacağız. Peki, önce şuna bakalım. Burası 3 ise alanı neydi? Buraya da h diyelim. Pi, r kare, yükseklik kaç eşitmiş? 45 pi'ye. Buradan yüksekliğin 5 olduğunu biliyoruz. Bakın bu tarz sorularda silindiri açmaktan başka çareniz yok. Silindiri açmak istersem eğer, şöyle bir şekil oluşur. Peki bunun yarıçapı 3 olduğu için buradan 9 pi gelir. Buradan da 9 pi gelir. Fakat şunun çevresi şu uzunluğa eşittir. Peki bir dairenin çevresi 2 pi çarpı 3'ten 6 pi. Yüksekliği kaç bulmuştuk? 5. 9, 9 da burada var. 18 pi. 6 kere 5, 30 pi de oradan gelir. Toplarsam kaç pi yapmalıymış? 48 pi yapmalıymış diyorum. Peki dik silindirleri vermiş. EB, şu orana bakalım hemen. EB'ye k, DE'ye 2 k. Bize diyor ki hacim FO2BE'nin hemen onun hacmini bulalım. Yani ben buraya RR diyebilirim. Hacmi nedir? Pi R kare yüksekliği de K bölü hacim CABD Pi, bakın burası 2R yapar. 4 R kare yükseklik kaç yapar? 3K Pi R kare K'lar. Pi R kare K'lar gider. 1 bölü 12 gelmeliymiş diyoruz. Taban alan çarpı yükseklik yaptım. Evet, geldik son testimize. Prizmalardan piramitlere geldik. Bunlar bir piramittir. PH kaçmış? 10. AB kaçmış? 12. Yani şurası 12. 12 kare dediği için bu da 12. Hacmi, böyle bir şeklin hacmini için taban alanı 144. Ama yüksekliği bulup bile 3'e bölmem lazım. Yüksekliği nasıl buluyorum? Bu karenin köşegenine gelir.
burası 6 yapar. Şurası 10'du. Yükseklik kaçmış? 6, 8, 13 geniymiş. Yani yüksekliğim 8. 3'e bölersem burası kaç kedir? 48 çarpı 8. 320, 64 daha kaç yapar? 384 yapmalıymış. EK'ya A diyelim. E'de tamamı 5A'ymış, yani buraya 4A kalır. Peki bakın, ben buraya 5A dersem burası da 5A'dır. Şurada Pisagor yaparsak burayı buluruz. Çünkü tanjant demek burasının buraya. Ben zaten buraya A cinsinden biliyorum. Küp olduğuna göre 5A. Yani şöyle bir şekil var orada arkadaşlar. Biri 4A, biri 5A, 25, 16 daha kaç yapar? Kök 41A yapar. Tanjant alfa kök 41A bölü 5A yapacak. A'lar gider, 41 bölü, kök 41 bölü 5 yapmalıymış. Evet, A, B'ye kaçmış. 9, hacmini vermiş. Yani R'yi bulabilirim. Pi, R kare, H yapmalıymış. 576 pi. Pi'ler gider. 576'yı 9'a bölelim. 6 kere var. 54, 36'da da 4 kere var. Yani R kaç çıkmalıymış? 60, yani R kare 64, R kaç çıkmalıymış? 8. Ben de yine alanını istemiş. Peki o şekli açıyordum hatırlarsanız. Şöyle ve şöyle yapıyordum. Yarıçapım kaçmış? 8. Yani buradan 64 pi gelecek. Yani çarp, bir de 64 pi yazayım. Çarp 2 demeyeceğim. Peki şu uzunluk şuraya eşitti hatırlarsanız. 2 pi r. Yani 8'den burası kaç çıkacakmış? 16 pi. Yüksekliğim kaç? 9. Peki 16 ile 9'u çarparsam 144 pi. Şuradan da 128 pi gelecek. Yani 100, 200, 260, 272 pi yapmalıymış diyorum. Devam edelim. Dik piramit, dik prizma, hacimleri eşit. Alanları, bakın taban alan çarpı yükseklik ya, ondan bahsediyor. Alanları hakkında şöyle bir şey söylemiş. Alan A, B, C, D'ye A dersem, şunun alanı A ise, şurasının alanı 2A'ymış. Peki hacimleri eşit olduğuna göre neydi burada? Taban alanı yani A, yükseklik yani PH bölü 3. Neye eşitmiş? Taban alanı 2A, yükseklik EF demiş. EF'ye eşit olacakmış. Peki buradan alanlar gider. PH 6 tane EF'ye eşitmiş. O da ne yapar? 6'ya eşit olur. Yani birinde 3'e bölüyoruz. Yani piramitlerde, prizmalarda ise 3'e bölmüyoruz. Taban alan çarpı yükseklik. Az önce yaptığımız sorunun aynısı. A, B ve C diyelim. Alan A, B, C'de. A, B, C'de. Yani A çarpı B kaçmış? 75. C, B, E, F. C, B, E, F. Yani A çarpı C kaça eşitmiş? 18. Peki ne kaldı? B çarpı C'de 24'müş. Hatırlarsanız hepsini çarpmıştık. Çünkü hacim dediğim şey neydi? A çarpı B çarpı C'di. Hepsini çarparsam karesini elde ederim. 75 çarpı 18 çarpı 24. Şunları bir şeyin karesi haline benzetelim. Bu 25 çarpı 3 demektir. Bu 9 çarpı 2 demektir. Bu da 4 çarpı 6 demektir. Bakın 25 5 diye çıkacak. 6 diye çıkacak. 3 ve 2 yani 6 diye çıkacak. A çarpı B çarpı C kaçmış? 30, 180 olmalıymış. Evet. PO2'ye K diyelim. O1O2'ye 2K diyelim. Bakın benzerlik oranı kaç? Dur oraya geçmeden. Hacim PDO1E yani toplam hacmi kaçmış? 243. Şunun hacmini sormuş. Arkadaşlar buraya kadar ilk defa böyle bir cümle kuracağız. Benzerlik oranı ilk önce K'ya 3K diyelim. 1 bölü 3. Bakın karesi 2 boyutlu olduğu için ya da alan 2 boyutlu olduğu için karesini aldık. Bu cisim 3 boyutlu olduğu için kübünü alırsanız hacimleri oranını bulursunuz. Yani 1 bölü 27. Yani şunun hacmine V dersem toplam hacim 27V'ymiş. Peki 27V neye eşitmiş? 27V eşittir 243. V eşittir kaç gelir buradan? 9 kere gelmesi lazım. Evet. Yani benzerlik oranının kübü bize hacimleri oranını verecekmiş diyorum.
Az önce yaptığımız bir soru. Yine ben buraya X diyeyim, BE'ye Y diyeyim, CB'ye de Z diyeyim. Alanı kaçmış? 80. Peki, şunu bir düzenleyelim. Bakın, burası X'miş, burası Y'miş. Şu uzunluk, şu 90 ya şurası. X kare artı Y karenin karekökü. Peki bir Pisagor daha yapacak olursam. GB'nin karesi X kare artı Y kare artı Z kareymiş. Ben neyi biliyorum? X artı Y artı Z'yi biliyorum. Kaça eşitmiş bu? 12'ye. Her iki tarafın karesini alırsam X kare artı Y kare artı Z kare artı 2 tane X, Y, X, Z, Y, Z kaça eşit olur? 144. Peki zaten şu alanı demektir. 80. Karşıya attım 64. Yani şu uzunluk 64'e eşitmiş. Peki ben bunun karekökünü alırsam neyi bulurum? 64'ün karekökü kaç yapar? 8 yapacakmış. Aynı şey de etrafında dönüp duruyor. Bakın yine aynı şey. Alan CDEF'nin, alan CDEF'nin yani şunun yarıçapını R'ye, bunun yüksekliğini H dersem pi R kare H'ı PAOB'ye yani büyük olanın hacmini oranı neymiş ona bakalım. Peki burası R ise burası R. Buranın tamamı kaç R yapar? Bakın yine iki eşit parçaya böldüğü için orta taban orası 2 R. Burası H ise burası da H. Peki koninin hacmi neydi? Pi R kare H bölü 3. Peki ters çevirip çarparsam 3 bölü 4 yani şu pi R kare H'lar gidecek. Ters çevirdim 3 bölü 4 gelmeliymiş diyorum. Peki. Fakat bir yerde hata yaptık galiba yine. Çünkü yüksekliği H değil. Pardon, yüksekliği H değil. Şurayı tekrar yazayım. Koninin şuradaki silindirin hacmi pi R kare H. Şunun hacmi pi taban alanı pi R kare. Yüksekliği H yazdım. Çok pardon. 2 H yazmalıydım. Pi R kare H'lar gidecek. Ters çevirirsem 3 bölü 8 gelmeli. Çok özür diliyorum. Devam edeyim. Şimdi yorgunluk diyeceğim ama yani hep böyle bahane uydurmak benim hoşuma gitmiyor. Evet şu tabandaki şekle göre BC'yi vermiş. BC galiba şurası 10 diye verdiğine göre. DE içteki silindire K noktasında teğet demiş. Bakın şöyle tabandaki şeyi bir çizelim. Tabandaki şekli bir çizelim. Daha önce yaptığımız bir şey. Şu DE 4'müş. Bakın şuradan dik çekersem şu DE olsun. 2, 2 diye ayrılır. Hatırlayın bunu dairede alanında görmüştük. Şu büyük dairenin yarıçapı, şu da küçük dairenin yarıçapı. Yani R kare eksi R kare kaça eşit olmalıymış? 4'e. Peki bizden ne istemiş? Arasında kalan hacmim. Yani büyük olanından küçük olanı çıkartacağım. Peki ilk önce büyük dairenin hacmi nedir? Pi R kare H'dan pi R kare H'ı çıkartacakmışım. Yani ben bunu 10 pi parantezi ya da bunu 10 pi ile çarparsam kaç yapar? Aynı şey çünkü 40 pi yapmalıymış. Evet. Evet yine işlem hatası yaptığım için bu sefer işlem hatamı siz görmeyin istedim. Burası 18'miş. Şu silindirin hacmini vermiş arkadaşlar. ABCD, ABCD. Bakın tabanına R dersem pi R kare H 648'miş. Yani buradan pi R kare 648 bölü 18'miş. Yarısı 324 bölü 9. 9'a bölersek 9 kere 3 27 36. Peki pi R kare kaçmış? Pi R kare 36'ymış. Peki. Bence burada 43 pi dese daha doğru olur. Yani şurada da pi dersem R'nin 6 olduğunu bir söyleyelim. Çünkü öteki türlü biraz hatalı olacak gibi. Bakın şurası da arkadaşlar 9 9 diye ayrılır. Yani burası da 6. Şurada ne yapacağım? Pisagor. Yani R kare eşittir 81 artı 36 yapacak. O da ne demektir? 117 karekök içerisinde. O 9 çarpı 13'ten 3 kök 13 çıkacakmış R. Tabii küçük büyük R ile değil de küçük R ile göstermiş ama hani onu biz herhalde anlayabiliriz. ABC'de bir dik silindir, bir küre var. Silindirin hacminin kürenin hacmini oranı. Hemen şöyle yapalım. Şurası R ise şurası da R yapar. Hemen silindirin hacmini bulalım. Pi R kare H ne? O da R R yani 2 R. Kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küptü. Bakın pi'ler gider, r küpler gider.
6 bölü 4, o da ne demektir? 3 bölü 2 demektir. Evet, devam edelim. Son sorumuz bitsin. OC kaçmış? 10. Alan ABCDEF, alan ABCDEF, yani şunun alanı kaçmış? 12. Yine taban alanını vermiş, yüksekliği de vermiş. Çarparsak kaç yapar? 120 yaparmış. Evet arkadaşlar, YOS ART'yi indirmediyseniz kırılırım. Artık bunu kaçıncı kez söylüyoruz. YOS ART. Buradan bize destek vermeyi unutmayınız. Google Play ve App Store'da ve bu ayın sonu artık geldi. Yeni bir güncellemeyle sizlerle olacağız. Şimdi ne kaldı? Bir tek vektör kaldı arkadaşlar. Vektör kaldı. İntegral ve bundan sonraki videolarımız, yani geometrikten sonra integral ve matris gelecek. Matris videoları gelecek. Evet, benim diyeceklerim bu kadar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.